istersen buradan yavaş yavaş şeye doğru dönelim. Bu Fenerbahçe maçını da bir konuşalım. Trabzon-Fenerbahçe maçını. Ya hocam tamam, her şey tamam da ya arkadaş, her penaltı mıydı değil miydi, o muydu bu muydu, tamam sana göresi bana göresi, işte gol kararı, işte Trabzon'u iptal edilen golü, ya bunlar tamam da arkadaş, ya VAR niye iki tane penaltıda 6'şar dakika böyle şeye bakıyor ya, yani 6 dakikada önünde senin ekran var, her şey var, futbol bilginliği eksik. Neyden korkuyorsun? Bir yerden talimat mı bekliyorsun? Ya 12 dakika uzatma oldu ya. 12. dakikada da gol oldu. Maça gol doğrudan oldu. Etki yaptı. Abi 6 dakikada neyi görüyorsun, neyi görmüyorsun? Ya bir şeyi görmüşsündür, ya bir şeyi görmemişsindir. Yani 6 dakika bakıyorsun böyle kafasını da koyuyor ki bence bir an önce Futbol Federasyonu VAR kulübelerini yedek kulübelerin olduğu ters tarafa taşımalı. Yani yedek kulübelerin kuruluyor ya VAR sistemi, onu mutlaka karşı tarafa taşıması gerekiyor. Benim şahsi görüşüm. Çünkü oradaki yoğunluğu ben Almanya'da gördüm geçen gün. Yedek kulübelerin olduğu tam tersi yönde VAR şeyini kurmuşlar, VAR sistemini. Hakem kimsenin olmadığı yere gidiyor rahatlıkla. Orada pozisyonunu inceliyor ve kararını veriyor. Abi bakıyorum yani inanılır gibi değil. Adam VAR'da incelemeye gidiyor. 7-8 kişi bir takımdan, 10 kişi öbür takımdan hakemin kafasını ambele etmeye çalışıyorlar. Ya sanki şey sinema seyrediyor sanki. Hep beraber sinema salonu. Yani böyle bir şey olabilir. Mutlaka yani benim söylediğimde bir mantık var. Gerçekten doğru bir hamle olur. Bunu yaparlar. Tabii. Hakem de rahat eder. Doğru. Seyredenler de hocam bir de görüntü kirliliği de oluyor. Yani bugün ben Eyüp şey maçında da gördüm aynısını. Eyüp bu hafta oynadığı Hatay maçında. Hocam yedek kulübelerinde futbolcudan çok teknik direktör, yönetici, malzemeci, bilmem artık şey fizyoterapist, yardımcı antrenör, kondisyon. Yani en az bir 10-15 kişi iki takımın yedek kulübesinde var. Bir pozisyon oluyor, Allah! Hepsi birden sahanın içine giriyorlar. Ya bizim yani benim alıştığım, bildiğim bir şey değil. Avrupa'da da çok maç seyrediyoruz. Hiçbir maçta böyle bir yedek kulübesi yoğunluğu olmuyor. Mutlaka bunları gözden geçirmeleri gerekiyor. Güzel bir maç seyrettik aslında. Gerçekten futbol adına güzel goller, güzel bir atmosfer ki geçen sene yaşananları biliyoruz. Oradan kalan bir hikaye bu. Ama bu sene Trabzon taraftarını da tebrik etmek lazım. Gerçekten çok duyarlı davrandı. Yenilmesine rağmen ki belki de bir şans da şu olabilir. Yenilginin, yenildiği golün son dakikalarda olması belki de tepki verecek zamanı bırakmadı Trabzon taraftarına. Oradan da bakabilirsin olayı ama genelde taraftar bence sakindi. Trabzonspor tepkiyi neye vereceksin? İki tane penaltı çalınmış lehine. Yani biraz da o psikolojik tarafı var. Yani karşı takıma iki penaltı verilmiş olsa o son dakika ne oluyordu? Yok ben bir mağlubiyet tepkisi olarak çünkü geçen hafta ben Trabzonspor'un taraftarını ve camiasını farklı bir şeyden dolayı tebrik edeceğim. Yaptıkları bu tribün şovu maç başlarken Mustafa Kemal Atatürk tribün evet. Şovunu ben çok beğendim. Çok yakıştı Trabzon'a, çok yakıştı. O ben ama hoşuma gitti. Ama bazı takımlar da onu yapmıyorlar farkındaysan yani. O takımların ismini de vermeyelim burada. Neyse onlar kendi dünyalarında kalsınlar diyelim. Bu işte o takım da geçen hafta Samsunspor da bu konuda çok iyiydi. Ya bu tribün şovları aslında zenginleştiriyor birçok şeyi. Tabii güzelleştiriyor. Yani değişik bir görsel ortam oluyor. Ya hocam maçlar sahada oynansın, sahada kazanılsın. Kimsenin etkisi olmuyor. Yani ben bu hafta Eyüp maçında Hatay'ın sayılmayan bir golü oldu. Bana göre goldü. Yani faulden dolayı hakem iptal etti ve Rıza Hoca oyundan atıldı. Yani Eyüp Spor severi olarak, eski bir oyuncusu olarak ben böyle şeyler istemem. Haksızlıkla kazanılmış puanı istemem. Hoş yani o gol 1-1 olsa maç öyle bitmezdi belki. Hikayesi farklı olurdu ama sen adamın attığı golü ver ya. Yani orada bana göre çok da bir şey yoktu ama hakem neyi izledi, neyi gördü, niye iptal etti ben anlamış değilim. Ben bir Eyüp sporlu olarak veya bir futbol sever olarak
hiçbir takımın haksız kazanç sağlamasını istemem. Bizim için her galibiyet için her yol mübah değil. Hakkıyla kazanmak mübah bizim için. Peki hocam, şimdi sen şeyden bahsettin, Eyüp maçından bahsettin. Tekrar şeye dönelim, Trabzon-Fenerbahçe maçına dönelim. İki tane penaltı kararı var ve Trabzonspor'un iptal edilen bir de golü var. Bir de maç içerisinde birkaç tane böyle hani işte kırmızı olmalıydı, sarı olmalıydı diye tartışılan bir sürü şey var. Ama bunların içinde tabii öne çıkan Trabzon'un sayılmayan golüyle şeyin iki penaltı golü Fenerbahçe'nin. Bu gollerle ilgili Mourinho'nun şey yaptığı kadar böyle yaygara ettiği kadar vahim bir durum var mı diye sorayım. Abi 5 madde var, 5 pozisyon var. Hepsini tek tek harbi şekilde benim kriterlerime göre söylüyorum. Ben hakem hocası değilim. Hakemlik ince bir konu. Mutlaka orada biz eski bir futbolcuyuz. Kuralları da elimizden geldiği kadar takip ediyoruz ama hakemliğin ayrı bir inceliği var. Bana göre söyleyeyim. Trabzon'un attığı golde hiçbir şey yok. Bariz gol ama hakem orada erken düdük çalarak VAR'a gitmeyi engelledi. O sayıya yapılan hareket bana göre kırmızı kart. Benim şahsi kriterlerime göre kırmızı kart. Trabzon'un birinci penaltısı penaltı değil. Ben o penaltıyı vermem. Trabzon'un ikinci penaltısı net penaltı. O hiç tartışma götürmez. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda da orada bir yüklenme var şeyin üzerine, Banza'nın üzerine. Eğer o faulü değerlendirirsen penaltı değil. Faulü değerlendirmezsen bariz penaltı. Ben bu 5 pozisyondaki yorumum bu. Net konuşuyorum. Yani yok şöyleydi böyleydi demiyorum. Tabii ortadan, kitabın ortasından konuştun. Buradan çıkartılacak, söylediklerinden çıkarttığım sonuç şu. Hakem çok kötüydü ama belli bir takımın lehinde kararlar vermedi. Yani iki takım hakkında ya, da yanlış kararlar verdi. Hakem de yani şöyle çok kötüydü derken yani hocam Mourinho'nun abarttığı kadar da değildi olay. Yani bir plan program dahilinde yapılmış bir şey değil. Mourinho'ya tabii şey gibi vaaz verir gibi mukavele imzalarken kulağına üflenmiş. Demiş ki Türkiye'de denmiş ki Türkiye'de futbol böyle oynanıyor. Sen sahanın dışında böyle davran. Mourinho da aldığı şeyin hitabetin dersini sahada veriyor. Sağ dışında veriyor. O bundan sonraki karşılaşmalarda Galatasaray'la oynayacak olan Galatasaray maçlarını yönetecek olan hakemleri ve Fenerbahçe maçlarını yönetecek olan hakemleri baskı altına almaya çalışıyor bence. Ya hani futbolcular da onu yapar. Genelde hepimiz futbol oynadık. Hakem kararı verdikten sonra değişme şansı yok. Şimdi VAR geldi, o ayrı bir şey de. Veya orta alanda bir faul olur falan, hakem kararı verir. Oyuncu faul yaptığını bile bile itiraz eder. Onun nedeni bir sonraki pozisyonu, ortada olacak pozisyonu kendi lehine çaldırmaktır. Burada da Mourinho önümüzde de senin dediğin gibi güzel söyledin, güzel bir açılım yaptın. Önünde oynayacağı maçlarda yani hocam gücün varsa hakemi yenecek bir müessese yok, o ayrı da. Gücün varsa hakem bir saymazsa iki atıyorsun. Yani güçle ilgili bir şey. Yani Galatasaray takımı tamam zaman zaman hakem hatalarıyla bazı maçlarda başarılı olmuş olabilir ama hakemi hataya sürüklemek için de bir gücünün olması lazım. Galatasaray'da da bu güç var. Ama Galatasaray'ın gücü var diye de hakemlerin hata yapmamaları gerekiyor. Ne dedi Hacı Osmanoğlu? Ben sahada olan sahada maç yöneten hakemin hatasına varım. VAR'da yöneten hakemin hatasında yokum. İşte VAR'da hatalar yapılıyor. O zaman burada bir tedbir alman gerekiyor diye ben bu söylemden bunu çıkartıyorum. Doğru. Yani hakemlik müessesesinde ciddi bir sıkıntı var. Yani adamların yeteneğinde mi sıkıntı var? Mantalitesinde mi sıkıntı var? Bizim bilmediğimiz başka türlü sıkıntılar mı var bilmiyorum ama hakikaten hakemlerimiz bizim Avrupa standartlarının çok altında şey yapıyorlar, maç yönetiyorlar. Ya sen çok güzel söyledin ya programın içinde. Yani bir pozisyon 6 dakika niye incelenir? Ya bak işte ya burada oturduk konuşuyoruz hocam. Maç konuşmuyoruz ki. Bak Fenerbahçe nefis maç olmuş. 5 tane gol atılmış. Maç konuşmuyoruz işte. Hakem konuşuyoruz. Bravo ya abi. Bize niye? Ya bak
Hocam İngiltere Premier Ligi maçı gibi maç oldu. Bak yemin ediyorum. O kadar güzel hareketler, o kadar bilhassa Fenerbahçe penaltı golünü yedikten sonra 60. dakikada yaptığı 3 oyuncu değişikliğiyle oyunun hakimiyetini eline aldı. Trabzon'un oyuna bir girişi var. İlk 20 dakika 3 tane gol atma şansına sahipti. O kadar bir baskı kurdu. Kendinden beklenmeyecek şekilde. Yani güzel aktiviteler vardı. Ama maalesef biraz da hocam basın da biraz oynak ya. Bakıyorum yani şeye göre, nabza göre şerbet veriyorlar. Tuttukları takımlara göre müthiş bir fanatizm var. Futbola yazık ediyorsunuz. Yani gördüğünüzü konuşun. Taraf olmak tabii güzel bir şey. Herkes taraf olduğu takımın kazanmasını ister. O başka bir şey. Ama hak, hukuk, adalet diye bir şey var. Yani gördüğünü söyleyeceksin kardeşim. Bunda yani olayları böyle sürüncemeye getirmenin bir manası yok ki. O zaman antipatik oluyorsun. Ya bence Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri taraflı basındır. Benim şahsi görüşüm. Aynen katılıyorum. Hocam şimdi biraz da şeyi konuşalım. Beşiktaş-Kasımpaşa maçını konuşalım. Aslında beklenen bir skor yoktu. Lan bitmedi. Yani Beşiktaş'ın bu maça çok asılacağı ve Galatasaray'a yaklaşmak için bu fırsatı kaçırmayacağı varsayılıyordu. Kasımpaşa da geçen hafta Samsunspor karşısında iyi sinyaller vermedi. Yani 4 tane gol yedi bir devrede. İlk devrede 2 penaltı golü olmasa, kaçan penaltılar olmasa farklı bir şeyler de olabilirdi. Hani kötü bir Kasımpaşa'yı yakalamış Beşiktaş'ın kolay bir galibiyet alacağı vehmediliyordu. Hani maça başlarken ama öyle olmadı. Hatta ilk yarıyı önde bitiren Beşiktaş ikinci yarı tutamadı karşılaşmayı ve şaşırttı hepimizi. Nasıl değerlendiriyorsun hocam o durumu? Yani şöyle bir esprili girmek istiyorum. Ben demiştim deveyi sevmem inan. Kasımpaşa Samsun maçına gittim ben. Buran Hoca diye bir arkadaşım var. Zaman zaman söz ediyorum. Eyüp'ten hocamdır benim. Çok sevdiğim değerli bir arkadaşım. O da fanatik Beşiktaşlıdır. Samsun maçından çıkarken hocam dedim bu Kasımpaşa seni yanıltmasın. Sizi haftaya yener bunlar dedim. Ne diyorsun ya dedi. Böyle şey olur mu dedi. Adamların yürüyecek hali yok dedi. Ya gerçek Kasımpaşa bu değil. Kasımpaşa'nın oynadığı başka futbol var dedim ona. Ve başka futbolu gerçekten oynadı. Ben dedim diye olmadı ama ben Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu biliyorum. Samsun maçı ekstra kötü bir günüydü Kasımpaşa'nın. Ve Beşiktaş maçında gerçekten müthiş bir futbol oynadılar. Yani sahanın tek hakimiydi bana göre. Beşiktaş takımı hiçbir şey yapamadı. Hiç tehlikeli atak bile yapamadı maçın büyük bir bölümünde. Tabii bir sistem karmaşası yaşıyor. Bir kadro karmaşası yaşıyor. İşte Immobile'nin sakatlığı. Orada bence teknik direktör devreye girmeliydi. Nasıl devreye girmeliydi? Immobile sakatlandı. Ve o kadar kötü oynadığın halde devreyi 1-0 önde kapattı. Orada bence El Musurati ve Salih Uçan hamlesi yapmalıydı. Orta sahayı beşleyip Semih'i merkeze koymalıydı. Oyunu tutmalıydı. Yani hani deplasman takımları İstanbul'a geliyor, savunma oynuyor ya. Takım o gün kötü gününde. Bir refleks veremeyeceği belli. Kendi oyununda ısrar etmeyeceksin. Bence bunu düşünemedi. Eğer öyle bir oyun planına girseydi, bekleyerek oynasaydı, kazanacağı toplarla da Semih'i kullanabilseydi. Tabii bu bir varsayım ama bence böyle daha mantıklı bir futbol yapısına bürünmüş olurdu. Korakor oynamaya devam etti. Korakor oynayınca da Kasımpaşa çok etkili oldu ve haklı bir galibiyet aldı bana göre. Yani Kasımpaşa'da Da Costa, Fal, Aytaç Kara gibi önemli değerli oyuncular var. Hayradinovic ki maçın içerisinde gol atmasa da vurduğu 2-3 top var ki direkleri yaladı deriz ya. O tabiri kullanabileceğimiz pozisyonlara girdi. Bence hak edilmiş bir Kasımpaşa galibiyeti. Tabii burada Van Bronckhorst geçen şey maçından sonra ıslıklanan oyunculara karşı bir refleks vermişti taraftara. Tabii Masuaka'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Gerçekten bir oyuncu bir takımı nasıl kendi takımını paramparça eder? Bunun en net örneğini Masuaka'da gördük. Taç atarken elle
attığı taçı rakip forvete gol pozisyonu olarak hazırladı. O kadar oyundan kopuk bir günündeydi. Orta yapıp attırdığı gol onu kurtarmaz. Yenilen bütün gollerde de hatası vardı ve taraftar da onu ıslıkladı. Top ayağına geldiği zaman yenik duruma düştükten sonra. İşte burada Van Bronckhorst'un da artık gücünü kaybettiğini görüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bundan 3-4 hafta evvel işler iyi giderken galip geldiği bir maçtan sonra taraftar oyuncularını ıslıkladı ve maçtan sonra şöyle bir tabir kullandı. Benim oyuncularımı ıslıklayan bir daha maça gelmesin. Ama bugünkü maçtan sonra gene aynı oyuncular ıslıklandı ama maç sonrası Van Bronckhorst'tan böyle bir demeç görmedik, duymadık. Çünkü o da işlerin kötü gittiğinin farkında. Ne o demeci orada kullanacaksın ne de burada duyarsız kalacaksın. İşte her zaman söylem diye, doğru söylem diye bir maç sonrası konuşma şekli var. Van Bronckhorst bence ilk konuşmasında hata yapmıştı. Hak edenin kazandığı bir maç oldu. Kasımpaşa sonuna kadar hak etti. Beşiktaş da bence bundan sonra zor günler yaşayacak gibi duruyor. Ama büyük takım tabii. Her an refleks verir. İşte nasıl gitti Lyon'u. Lyon'da yendi ki her ne kadar tesadüf de olsa, şans eseri de olsa yenme gücü oluyor. Büyük takım refleksi o. Beşiktaş takımı bence yapabileceği tek şey ligin devre arasına kadar maksimum puanı toplayıp zirveden kopmama. Hollandalı hocanın ben ıslığı da hak ettiğini düşünüyorum futbolcular kadar. Çünkü bence şöyle bir şey var. Yani bence Kasımpaşa'yı analiz etmek için sadece Samsun maçını izlemiş bu. Yani analizcileri. O zaman yani, kaybedersin abi. Yani oysa Samsun Spor doğru taktikle oynadı. Yani Kasımpaşa'nın forvetlerinin nasıl yetenekli olduğunu bildiği için, yani hızlı ve top tekniği yüksek oyunculardan kurulu olduğunu bildiği için Samsun Spor geriyi bir defa sağlamlayarak oynadı ve Kasımpaşa'nın zayıf noktası olan defansın arkasına toplar atarak rakibi özellikle ikinci devrede mağlup etti. Şimdi buradan mesela ya Samsun'un oynadığı gibi oynayayım diye bir ders çıkartmamış. Şu dersi çıkartmış ya, bu Kasımpaşa'dan bir affedersin hani kimse şey yapmasın bir cacık olmaz demiş bu yani, tamam mı? Biz bunu rahat deneriz demiş. Fakat cacık bile şey istiyor yani bir yani sarımsak doğrayacaksın, yoğurdu güzel olacak, salatalığın iyi. Salatası olacak, evet. Hepsi olacak. O da bir yemek yani, istiyor. O bile bir yemek istiyor. Kendiliğinden cacık olmuyor yani. Olmaz şimdi, tabii yani. Dolayısıyla Kasımpaşa'yı önceki maçlarından hiç analiz etmemişler. Samsun tabii, maçında tabii. Biz bunları rahat yeneriz diye düşünmüşler. Ona göre kendi topumuzu oynayalım demişler. Olmadı tabii. Ben arkadaşıma Kasımpaşa Beşiktaş'ı zorlar derken kafadan atılmış duygusal bir şey değildi o. Yani daha önce Kasımpaşa'yı seyrettiğim için birkaç maç aynı statta seyrettiğim için orada bir gücünün olduğunu görebildim. Ama dediğim gibi Beşiktaş takımı teknik heyeti sadece maçın kurgusunu Kasımpaşa Samsun maçı üzerinden yapmışlar. İşini iyi yapmazsan futbol seni cezalandırır. Aynen öyle. Yani ıslıkların bir kısmını da kendi şey yapsın, kendine alsın. Sadece futbolcuları ıslıklıyor diye düşünmesin, ders çıkartsın. Bence Beşiktaş taraftarı Türkiye'de futbolu bilen bir taraftar. Biraz öyle şey yapsın, kendine çeki düzen versin bence. Yoksa yok kadro derin değilmiş, yok bilmem neymiş, tamam ama yani dedin ya yani Samsun Spor'un kadrosu çok mu şey yani derinde bu işler oluyor. Yani birazcık şey yapacaksın. Yani hakkını vereceksin her şeyin. Onu tabii tabii tabii. İşini doğru yapacaksın hocam. Yani Beşiktaş taraftarının futbolu anladığını ve ne kadar coşkulu olduğunu ben Beşiktaş Eyüp maçında çok net şekilde canlı olarak gördüm. Yani beraber hakemle, takımla, oyuncuyla, rakip oyuncuyla hareket ediyorlar. Oradaki ıslıkların da sen %50'sini değil %70'ini kendine al. Çünkü takımlarda bir süreliğine yani bir sezon sonuna kadar en azından tek başkanlar gider, teknik direktörler gider, oyuncular yerinde kalır. Ona göre hesabını yap Van Bronckhorst.